Merhabalar yeniden. Vlad von Karsten kampanyine. Kaldığımız yerden devam. Vallahi hayatımda oynadığım en kolay kampanyalardan bir tanesi oluyor. Aman nazar değmesin. Şimdi öbür sıraki ele geçirmiştik. Hem gardı bir ele geçirelim. Belki hasarlıyım zaten. Hiç uğraşmaya gerek yok. Yani kendim saldırsaydım hasar bile almadan alırdım. Biraz önceki Altor Savaşı'ndan gördüğünüz gibi karakterler çok güçlendi ama mahsuru da yok yani hasar almanın şu an. Birkaç bir şey aldım bu arada. Item aldım, onları bir kontrol edeyim. yaver aldım daha doğrusu galiba. Posa, savaş sonrası yağmalardan eline gidelim. Bunu kahramanlara verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz, verelim o zaman. Şurada öğrenciler takılı. Sana verebileceğim kumarımızın zırhı kargaşa miğferinden daha iyi sayılır. İyileştirme iksirine ihtiyacın yok senin. Senin iyileştirme iksirine ihtiyacın olabilir. Boştaki zırhımı da... Büyü direnci, tay taşı, o daha iyi. Boşta zırhım yok, pardon. Muskam var şu an. Muskası olmayan... Şuna ordumda herkesin var. Sana verelim o zaman onu da. Güzel yaverler. Al gitsin. Hazineci... Dur. Sen al gitsin. Aslında bir dakika ya, bu hazinecileri... Evet evet, niye bunlara veriyorum ki? Ben şu diğer orduma versem ya bunları. Asıl gelirimi buradan elde ediyorum sonuçta ben. Mesela bir dakika, bunları verince ne kadar değişecek? Eksi 160'tayım. Şu hazineciyi sen al. Diğer hazineciyi yancın alsın. Başka böyle gelir arttıran, melir arttıran bir şeyler. Şeyler için. Buradan bahşiyi yetiştireceğim bu arada enteresan şekilde. İşime yarar şu an. Bir şey değişmemiş gibi hissediyorum şu an. Neyse. Sen abi Drakenok Kalesi'nin sınırından çıkacaksın, eyvallah. Gerekirse geri çekilirim ama şöyle iki adım şuraya at. Yine yer değiştirmeye kalkarlılar ise herhalde yakalarız. %45 ihtimal ama maaş vaziyetinde oldukları için %25 ihtimal de buradan geliyor. Bakalım ya. %70 ihtimal tutar herhalde. Bir tanesini pusuya düşürebiliriz. Olmadı geri çekiliriz dediğim gibi. Millet 20 olmuş. Ölümsüz olmuş diyeceğim ama millet kadar böyle o lafın alakasız kaçacağı bir insan olamaz. Hız vereyim birazcık ya, sağa sola yetişsin. Arkan olduğunu aldın. Nice. Açtığını al tabii ki. İlma kontrolünü arttı biraz. Banşı binası tamamlanmadı değil mi daha? Aynen. Önümüzdeki tur tamamlanacak. Başka bir kahraman kapasitem yok. Sen hareketi devam et. Dur. Teknoloji çalmayı bir dene oradan. Okey, olur öyle şeyler. Manfred'i... aslında Manfred'e gidene kadar o eylemi yapmasam daha iyi olur çünkü yaralanma ihtimali var. Önce bir Manfred'i göreyim, ondan sonra o işe girişeyim ben. Sen oradasın. Manfred'i kontrol ettik. Sen ile... Nordus'u buralara doğru gitti. Ne yapacağını bilmiyorum ama sen alt tarafa gel istersen. Kontrol okey. Buralar tamir edilesi göründü şu an bana. Ne dersem iflas ediyor muyum? Etmiyorum. Her şeye bakacaktım. Hem guard... Arkadaşa satılabiliyor mu? Oo, vallahi satılabiliyor. Biraz ucuza gidiyormuş ama. Tamir edersem daha pahalıya gider mi acaba? Neyse şu an kalsın. Önümüzdeki tur yine de ucuza da gitse satacağım. Maksat aramız iyileşsin. Ardından da nereye giderim? Yani şurada Carfrance'ın son yerleşimleri kaldı. Ona doğru gitmektense Icewet'e dalmak daha mantıklı. Çünkü Carfrance oradan gelse bile Altdorf'u alacak bir güç toparlayamaz oradaki küçük bir yerleşim yerinden. Ya küçük bir yerleşim yeri mi? Yok, Middenheim büyük bir yerleşim yeri ama birinci seviye gördüğüm kadarıyla çok bir şey toparlayamaz.
Arada başkaları da halledebilir onu. Ben yukarıdayken Elşibet'in bana saldırması ise çok daha kötü bir senaryo olur. Ben Elşibet'e dalacağım. Şimdi mevcut da iflas etmek istemiyorum. Emir... Hadi vur. Tam zamanında. Pusu tespit edilmiş. Saldırdı. Ben buradan geri basarım. Yapma, yapma. Uf. Bu kötü oldu ya. Ben geri çekilecek... Yani neden Drakenhof Kalesi'nin yakınlarına doğru geri çekilmedin arkadaş? Ben öyle çekileceğini varsaymıştım. Ya bu gerçekten çok tatsız oldu şu an. Yani harbiden olabilecek en kötü senaryo gerçekleşti. Pusu tespit edildi. Saldırmayı tercih etti. Geri çekildiğim zaman olabilecek en kötü yere çekildi. Cık, gerçekten canım sıktı bu benim. Şöyle yokuş aşağı. Bir yer var mı? Yok. Yani şurası yokuş aşağı sayılır. Aslında ağaçların arasında savaşmak işime gelir. Onların daha fazla mezilli birimi var. Benim bir tane var sadece. Çok pardon. Nasıl yapalım? Ben saplara siz dizilin. Siz azıcık arkada kalın. Siz de arkada kalabilirsiniz. Bunun zırh delicisi var. Bu önemli bir silah olacak bu savaşta bana. Bu arada kazanma ihtimalim olduğunu düşünmüyorum. Sadece hasar vermem gerekiyor ki Drakenhof'a saldıramasınlar. Saldırırlarsa da pişman olsunlar saldırdıklarında. Bunları da şurada tutacağım. Arkadan saldırtacağım. Sizin zırh deliciniz hiç var mı ya? Varmış biraz. Varmış biraz. Okey. Güzel. Okey. Bütün ordu saklansın istemiyorum bu arada. Benim burada olduğumu görsünler. Buraya doğru gelsinler. Mi istiyorum gerçekten? Yo. Bir dakika. Saklanmak istiyorum. Ama bu ordudan önce benim süvarileri tespit edecek gibi olurlarsa oradan birilerini öne çıkarırım. Buraya gelmelerini sağlarım. Herkes gizli mi? Gizli. Şu an ideal senaryo ordusunu yayması, nerede bu adam diye araması. Ardından ilk başta da burayı tespit etmesi ve o sırada da ordunun dağınık olması. İlk başta bunları tespit edecek gibi olursa da dediğim gibi kendimi tespit ettiririm. Şimdi destek birliklerinin gelmesini bekleyecek öncelikle. Yani mantıken öyle yapması lazım. Niye geliyor? Lan gelmesene. İlk başta da bunları tespit edecek bu arada şu an. Ordusunu dağıtmadı bu arada. Neredeyse hiç dağıtmadı. Bunları tespit etmeden önce ben şurada bir kendimi belli edeyim. Şimdi mi destek birliklerini bekleyecek? Okey, ideal senaryoyu yaşayamadık. Yine de bayağı hasar veririm gibi geliyor benim bunlara ya. Büyüm var mı bu arada? Gölgesel sarkaçım var aslında. Yavaş olduğum için üstlerine gitmedim. Ya cüceler tabii büyüye karşı dayanıklıdırlar. Ama yine de bir şeyler vurur herhalde. Siz de efendim birazcık daha geriye gitmem iyi olur. İyice ağaçların içinde savaşayım.
Şu yaprakları da komple kapatabilir miyim? Süvarilerimi bunlara saldırtsam mı diye bir baktım da hiç gerek yok. Şu ordular birbirine girsin, arkadaki esip gürleyenlerine falan saldırtırım. Biraz daha hatta içeri gireyim ben ya. Daha da fazla ağacın içine sıkmak zorunda kalsınlar, isabet ettiremesinler. Destek birliklerinin ulaşmasına daha zaman var. Aslında bu süvarilerin bir tanesiyle destek birliklerini oyalamaya çalışabilirim. Büyüdeki zırh delici %50. Okay. İsabet ettirebilirdim ona. Okay, bence ordular resmi olarak birbirine gir. Girmedi daha. Dur, ne olur ne olmaz. 2 saniye daha sabret. Tamam, artık girdiler. Geliniz. Biriniz dediğim gibi şuraya gitsin. Diğer birimleri oyalamaya çalışsın. Diğer ikisiyle bunların menzil birimlerine dalmaya çalışacağım. Okey, siz de giriniz. Sen şunlara dal. Hı-hı. Ben direkt arkadan dolaşmaya çalışmak şu an işime gelmez. Yaklaşın. Şu güzel bir çizgi. Şuradan yaklaşmayı sürdürsen. Siz ne yapıyorsunuz? Niye bu kadar yavaşsınız? Hadi siz de girin ya. Veya üçünüz de şu lorda girin. O lorda indirelim en azından. Gelin hadi, gelin hadi çabuk. Şöyle devam et. Onları oyalamaya çalış. Henüz pek umurlarında değil ama. Biriniz şuna, biriniz şuna girin. Dolmasına az kaldı. Ok yemesen daha iyi olur tabii ki. Oyalayın derken ölün demek istemedim. Demir ejderlerin yaklaşmasına müsaade etmemem lazım. Şu an ordular bu kadar birbirine girmişken pek bir şey yapamazlar herhalde ama. Ya sen aslında yandan sıksan daha iyi olacak, gel. Tamam, orada bayağı bir birimi oyalıyor. Güzel. Şunlar gelince can sıkıcı olaylar cereyan edecek ama. Şunları indir hadi çabuk, bir an önce. Hadi abi, hadi abi. Ormanın içinde olmaları tabi onlara da zarar. Hadi bitir işlerini, bitir işlerini. Değil mi bu? Salla bir tane daha. Okey. Şuradan bir ikiniz de bir geri çekilin aslında. Arada kalmayın. Sen ne durumdasın? Ok yemek üzereymiş. Tam zamanında gelmişim. Oradan değil de şuradan sıksan daha da güzel olur be aslanım. Tamam, senin artık asıl savaşa dahil olma zamanın geldi bence. Madencilerin o saldırısını yapmasına izin vermezseniz şahane olur ama yaptılar galiba.
Evet, yaptılar. Neyse. Ya kahraman öldüm ya ben bakmadığım sırada. Galiba öyle oldu. Savaşmayan birilerinin olduğunu görüyorum. Etrafımdan dolanabilir misiniz madem savaşmıyorsunuz? Buradaki madencilerin de saldırısını yemiş bulunduk. Savaş beklediğimden daha iyi gitmekte şu an. Artık geri çekilme zamanımız geldi dostlar. Oha sen nereye kadar girmişsin abi? Abi yapma. Abi yapma. Ben bunlara saldırmıştım onları. Onu kurtarmam mümkün olmayacak gibi duruyor. Sen de orada çok arada kalmışsın. Çekil oradan. Ben şunları okla. Sen şuradan gelmeyi sürdür. Sküleyenler. İyi bir hedef. York gitti. Siz şuraya doğru gelebilirsiniz. Orada bir demirciler daha varmış. Onların daha fazla ateş etmesine izin vermemeliyim. Tamamdır daha fazla onları ateş etme. Şu saldırıyı da atlat. Orada bir dayak yeme söz konusu. Çekil oradan abla, çekil oradan. Bunu kaybetmemem lazım. Geldim mi? Şu madencilere bir saldır oradan. Yok, onlara saldırma. Şuradaki crossbowmenleri kurtar. Tamam. O dede bizim kahramanın peşini bıraktı. Bir tane daha. Şimdi ben sallama fırsatı buldum. Çekilin oradan, çekilin. Ok yemeyin. Tamam, güzel. Oradaki süvariler onları hallediyor. Ya bütün ordusunu halletsem bile bunların lordlarını halledemeyeceğim ama hadi bakalım. Bunlara dal. Ya aslında senin şokçulara dalma zamanın mı geldi? Siz ikinizin. Şokçular da yaklaşmak üzere çünkü özellikle demircilere müsaade etmemeliyim. Ama onlara ulaşabilir miyim bu kadar mezilinin arasında? Liderlikleri de çökmek üzere. Abla kaç oradan. Yok ulaşamayacağım gibi duruyor. En azından şuna ulaş bari. Sen o demir ejderlerle ulaşabilir misin? Of, daha hala canı çok fazla olan şeyler var ya. Şimdi bitti mi onların? Tamam. Şuradaki madencilere dal. Sen gel şuraya. Onlar bitti. Demir ejderleri alabilsem en azından diyeceğim de yok mümkün değil ya. Yok, hatta intihara koşuyorum şu an ben. Hiç gerek yok. En azından onları oyalamış olurum. Belki peşimden koşarak diyecektim. Yok onun da liderliği çöktü. Sen kimle savaşa girdin? Yine mi onunla girdin? Dur ölmeden önce bir tane şundan at. Olmadı. Ses efekti geldi ama kendisi gelmedi. Okey. İyi hasar verdik. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Lan hiç kayıp verdirememişiz be. Çok hasar verdik. Ha dur iki tane verdirmişiz. Hiç yoktan iyidir. Ama Drakenhof'a saldıramayacak pozisyondalar şu an. Mümkün değil yani. Ah can sıkıcı. Bir sürü para yatırmıştım orduya ben. Bu ölmüyor. Bu arada yaralanıyor sadece. Alvekland'da da isyan çıkacak sanırım. Engelleyemeyeceğim onu. Gelir toplamayı kapatabilirim. Hadi kapatayım bari. Oradaki isyanla uğraşamam şu an. Şimdi öncelikle şu villet tarafına bir bakalım.
Elspeth bize savaş açtı. Şuradaki ordu suya indi. O ne yapacağını bilmiyorum ama herhalde şuraya ulaşmaya falan çalışıyor. Benimle bir alakası kalmadı. Şöyle Nuln'e doğru normal yürüyüş vaziyetinde harekete geçelim bence. Elspeth'in kendi ordusunun kuzeyden gelme olasılığı var bu arada. Benden daha güçlü durumda. Yani bu bir tek ordusu, çok güçlü bir ordusu var. Ki şuradakilerle savaş halinde olduğunu düşünürsek buralarda olma ihtimali var onun. Yavaş. Anlaşmaya bir bakayım. Hazır basmışken. Suffar barış istiyor. Şu an oraya masraf etmem gerekmez. Bütün imkanlarımı seferber etmem gerekirdi oraya tekrar bir ordu yapmak için. Fakat zayıf düştükleri için bir barış istiyorlar. Bu barış kalıcı olmaz elbette ama şu an ikimizin de işine gelir. Benim paraya ihtiyacım var. O parayı toplamadan bu savaşı devam ettirmek işime gelmez. Barış yaptım gitti. Şey soracaktım ya, sen Elspeth karşısında savaşa girmek gibi düşüncen olabilir mi? Mümkün değil diyor. Peki, peki. Sen dostum, dışarı çık bir. Yani bunu Elspeth'in yukarıdan gelebilecek bir saldırısına karşı güçlendirmem, buna birim basmam mantıksız değil. Elspeth'in ordusunun aşağıda bu arada önündeki vampir kontrol. Güzel bir aymış. Bu arada Elspeth tabii ki çok daha zor bir düşman konferanstan. Direkt anti vampir olduğu için, ki OP özelliklerini saymıyorum bile. Bakacağız, bakacağız. Kaç yerleşim yerin var senin? 6. Çok değil. 3, 4, 5. Bir tane daha var galiba burada. Yukarıda hiç mi yerleşim yeri yok? Sarı değil değil mi burası? Yok değil. Orası da şeye benziyor. Orayın ordusuna, Orayın şehrine benziyor. Yukarıda bir ordusu olabilir ama şehri yok. Ben şunu geciktirmeden bir yapayım. Şunu da yap. Hadi bir de gelir binası yap. Tamamdır. Überstreich'a da bir gelir binasını çaktım. Helmgard. Çok değersiz ama ya. En azından bir askeri geçiş koparmak isterdim bundan. Tamir etsem acaba değerlenir mi? Excuse the tomb breath. Now, what is it you want? 4.8 veriyor. Bir tamir edip deneyeceğim ya. Bilmiyorum tamir etmek değerini arttırıyor mu? Önümüzdeki tur satmayı denerim. 4.8'e çıkarıyordu. Kamal hareket etmedi. Sen dediğim gibi pek denemek istemiyorum. Yaralanma ihtimaline karşı teknoloji çalmayı öncelikle Menfred'in oraya bir ulaşayım. Diplomasiye baktım. Kalıcıklarım 2. Şimdi şurada yakalım. Böyle bu kadar hasarlı durumdayken indirmek de isterdim ama yani gerçekten büyük masraf olurdu. O masrafı karşılayamazdım. Devam. Nedir? Hakimiyet alanında bir vampir gereksiz yere köylüler üzerinde ziyafet çekiyor. Mezarlarında dehşet içinde ölüyor. Sefil çiftliklerini başıboş bırakıyorlar. Eğer ölümlüler ölümden bu kadar yılgın hale gelirse bir ayaklanma riskine gireriz. Dehşet dengelenmeli. Gecenin -5. Küçük halk. -5 çok kötü değil ya. Topraklarını al onun. Onun değersiz bir arazil olduğu anlaşıldı. Topraklarını ondan alın ve başka bir efendiye verin. Şimdi seviyeyi yükseltmece. Daha üçüncü seviye şeylerim. Okey, şimdi şu Helmgard'ı bir satmayı deneyeyim. Bir şey fark etmiyormuş tamir ettirmek. Neyse, al senin olsun. Aramız iyileşsin maksat. 89'a doğru yola çıkmış oldu.
Şu arkadaş alt tarafın dibinde kaldı nedense. Acaba Karl Franz'dan bir destek mi bekliyor buraya saldırmak için? Şimdi buraya indirmek istiyorum ben Alf 2. Tamam, sen abi Vlad'ın yanında takılmaya devam et. Such ignorance pains me. Level atlamaya devam et. Yukarı yeni bir ordu yapacağım ben. Pyrrhus zaferi. Peki, öyle mi diyorsun? Bir tane ateş büyücüsü var. Onun elinde de bir tanecik ateş topu var sadece. Büyülerinden korkmama gerek yok kısacası. Okey, çok zor olmayacak diye düşünüyorum. Bak, menzilenmeyi başlat. Burası saldırmak için güzel bir yer mi? Yok, kapı kırarak girmek istiyorum. Ne kadar çok kule olsa da sanırım şuradan saldırmayı tercih edeceğim ama bu saldırıyı önümüzdeki bölümde yapacağım. Önümüzdeki bölüm deyince şikayet ettiler resmen. Neyse efendim, izlediğiniz için teşekkür edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Haydi bay bay.